Samet! Samet Yılmaz ve bir gün. Samet Yılmaz'ın bindiği at birinci. Başkanımızın bu bölgenin düzenlemesiyle ilgili bir proje hazırlığı içinde. İnşallah o projede kabul edilirse daha modern bir ortamda bu at yarışları düzenleme imkanına kavuşuruz. Bu at yarışları düzenlemesinde emeği geçen başta belediye başkanımız ve ekibi olmak üzere Atasporları, Geleneksel Atasporları Federasyonu Başkanı'na, Rahvan At Yarışları As Başkanı'na ve yönetimine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkması. Protokolün önünü açalım. Sayın zabıta. Zabıta iste veya jandarma iste. Tamam sen gel buraya, gel orada. Sen geç hadi yerine. Dört ben demdinde. Diğer atlar çıkıyor. Atının çekti. Yok yağmurdan değil mi? Meteoroloji uyardı ama. Şampiyonaya katılmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından Ardahan'a gelen Rahvan Atlar sahiplerine kupayı kazandırmak için kıyasıya mücadele veriyor. Süredim. Samet 72 numara bir bozuk aldın. Birler ikiler final koşacak. Samet ikinci bozuğunu aldı. Samet atını çek. Biraz diskalifiye. En arkadaki at sen de bir bozuk aldın. Nereden geliyorsunuz? Nasıl Ordu yaşıyor? Ünye'den geliyorum. Ordu Ünye Atlı Spor Kulübü'nden geliyorum. Ardahan'a. Burayı şenlendirmek amaçla geldik. Burada destek amaçla geldik burada. Daha canlılık, daha organizasyon olsun diye geldik buraya. İyi, güzel, ortam güzel, yarış güzel. Her şeyle sürüyor. İnşallah finalde de başarıyı elde ederiz. Karadeniz'e, Ordu'ya, Ünye'ye iyi bir bayrak, kupayla döneriz Allah'ın izniyle. Rahvan nedir? Rahvan sanat yürüyüşüdür. Atın dört ayağını birden çalıştırmasıdır. Yani sanatını, rahvan olmayan at sanatını yapamaz. Çünkü rahvan ayrı bir gelinde olması gerekiyor. Gelinde olmayınca yapamaz bunu. Ya o yüzden rahvan... Derlik eden kişilere başta çok teşekkür ederim. Başkanıma ve valime. Allah bu adamlardan razı olsun. Ardahan'ımızı bu işi kazandırıyorlar. Bir ikinci kez de her nereden gelse Türk vatandaşı olduğu müddetçe hepimizin canıdır, kardeşidir. Peki Rahvan nedir? Boşaltalım. Rahvan nedir? Rahvan eski eskilerden. Çok tarihi eskilerden Rahvan atlar çok tutumluymuş. Rahvan at insanı yormaz. Rahvan at devamlı yürür. Yani kendini yormaz. Yorduğu zaman durur. İstirahatını alır yine devam eder. Bozmaz. Rahvanını bozmayan at bir numaradır. Her zaman için. İnsanlara karşı, bütün savaşlara karşı. Buradaki ortam heveslisine yani anlatılmaz bence, yaşanır. Hani biz zaten hani doğuştan buralıyız. Doğuştan gelen bir at sevdası var bizde. Şu an burada yarışlarda maalesef biz yokuz ama yani öyle atımızı aldık geldik. Gezmek için. Güzel bir ortam. Güzel, evet tabi. Dediğim gibi hani zaten çocukluktan gelen bir aşk olduğu için hani bu bizim için anlatılmaz bir şey. Eyvallah, sağ ol. Maalesef mazur astı. Bul. Ne nedir ya Arabi? Abi müşteri kom dedi. Namussuz ki direk. Bu kadarıyla çok güzel. Beğendik sahalarını. Referans olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz buradan. İyi geçti elhamdülillah. Buradan amacınız ne? Mardin'e nasıl dönmek istiyorsunuz? Amacımız bayrak almaktır. Bayrak almak istiyoruz. Nasip olursa tabii. Hak eden kazansın İnşallah. Bu yarışı. İyi kazansın. Evet ve son grup start verildi. Yarış başladı. Diyor. Seyircilerimiz var. Ardahanlı hemşerilerimiz yüksek oranda katkı yaptılar. Katılım sağlıyorlar. Bu sektörü Ardahan seviyor. Rahvan at yarışlarını ve rahvan atları seviyor. Tabii geleneğimiz de var. Atasporudur. Yani bölgemizde, coğrafyamızda ta Orta Asya'dan
Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir sektördür. İnsanlarımız attan bu anlamda kopmamıştır. At duygusal bir hayvandır. Aynı zamanda bu bir ekonomik sektördür. Turizm sektörünün önemli bir parçasıdır. Bütün bunların olacak. Başta rahvan at olmak üzere atlı kızak, atlı cirit ve atlı ok için bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun projesi ve sahası hazır. Finans kaynağını da hemen hemen çözmek üzereyiz. Bu olduğu takdirde Ardahan 365 gün 12 ay kış yaz fark etmez, kayak kar ortamı ve soğuk ortam fark etmez. Burada Ardahan'ın hizmet sektörüne, Ardahan'ın turizm sektörüne, hemşeri turizmi sektörüne çok önemli hareket gelecek. Zaten bunun emarelerini bugünkü ortamla görüyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bize düşen rahvan aslında bizim halkımızda hem rahvan kelimesi kullanılır hem de yorga at diye bir tabir vardır. İkisi birbirine eş anlamlıdır. Uzun soluklu bozkır yürüyüşüdür. Bozkır yürüyüşü. Bu Orta Asya'da bu yarışlar 10 kilometre 20 kilometre şeklinde yapılıyor. Bizde 1 ile 3 kilometre arasında düzenleniyor. Bu yürüyüşte atın üzerindeki sürücünün hareket kabiliyeti, manevra kabiliyeti çok yüksektir. Yani geçmişte savaşlarda ve uzun soluklu çeşitli hareketlerde, göçlerde sürücüsüne çok önemli alternatif işler yapma ortamı sağlayan bir yürüyüş şeklidir. Yani ok atmak gibi... Oradan yarışı devam ediyor. İlk yürüyüler başta. İkisi de birincilik için yarışıyor. İkinci oldu. Üçüncüyü de bekliyoruz. Ya, altıncısı Ardahan'da düzenlenen rahvan at yarışları kazasız belasız güzel bir şekilde sona erdi. Yağmur yağmadan bitti. Organizede görev alan tüm hakemlere, yetkililere teşekkür ediyorum. Ve özellikle bunu ilimizde geleneksel hale getiren belediye başkanımız Faruk Köksoy ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım daha baz geldi lan. Başkanım geldi. Başkanım da buraya. Başaltıcı üçüncüsü yok. Baş ikincisi Mehmet Favay. Baş üçüncüsü. Abi ters yerde durunca biz de onu uydum başkanım. Baş ikincisi Mehmet Falay. Kendilerini tebrik ediyoruz. Baş üçüncüsü. Baş üçüncüsü. Ardan. Rafa